Merhaba. Merhaba Çok arkadaşlar. güzel oldu. Evet, bugün çok güzel bir ana yemekle geldik arkadaşlar. Yusuf da biraz tadına baktı kenarından. Çok beğendi. Çok güzel bir ana yemek arkadaşlar. Anne kulağına bir şey Gördüğünüz söyleyeceğim gibi gel. toplum ortasında kola. Olmaz Kulağına bir şey anneciğim. söyleyeceğim gel. Bir dakika anneciğim. Ve şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. İlk önce 6 tane patatesim var. Soymuş ve yıkamış oldum. Hemen patateslerimizi doğrayalım arkadaşlar. Yuvarlak bir şekilde. İlk önce patateslerimizi hazırlayalım. Patateslerimiz pişerken tavuğumuzu sos ederiz. Patateslerimizi hazırladıktan sonra hemen pişireceğimiz fırın kabını alalım arkadaşlar. İki kişiyseniz ailede 2 patates, 3 patates yeterli oluyor arkadaşlar. Aile sayınıza göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. 4 yemek kaşığı zeytinyağım var. Bir çay kaşığı tuzum, bir çay kaşığı kırmızı pul biberim, kimyonum. Çok az kaşığın ucunda zerdeçalım, kimyonum, biraz kekiğim. Tabi bunları da damak tadınıza göre sevmediğiniz varsa ilave etmeyebilirsiniz. Hemen harmanlayalım. Patateslerimin hepsini hazırladım arkadaşlar. Güzelce yağını ve baharatlarını yedirdim, harmanladım. Hemen şimdi ısınmış fırında patateslerimizi biraz pişirelim. Pişerken hemen tavuk bonfilemizi doğrayalım arkadaşlar. 500 gram. Siz kalabalık bir aileyseniz 700 gram da olur arkadaşlar. Az kişiyseniz 300-400 gram da yeterli olur. Bu arada ben bonfile kullandım. Siz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Hemen burada bir tane tam soğanım, bir tane kırmızı biberim, iki tane yeşil biberim, iki adet domatesim var. Tavuğum sotelenirken arkadaşlar onları doğrayacağım. Ama ilk önce hemen doğrayalım. Tavuğumuz bir şey dursun, sotelene dursun. Sonra sebzelere geçelim. Kuşbaşı şeklinde hepsini doğrayalım. Tavama biraz sıvı yağ aldım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kadar, göz kararı. Hemen ocağımın altında yapıp tavuklarımı sotelemeye başlıyorum. Hemen soğanımızı doğrayalım. Biberleri. Son olarak domatesimizi kabuğunu soyup doğrayalım. Bu arada patatesimizi ve tavuk göğsümüzü unutmayalım arkadaşlar. Bakalım, kontrol edelim. Suyunu çektikten sonra soğanı öyle ilave edelim. Soğanı biraz kavrulsun. Biberini ve domatesini ondan sonra ilave edelim. Biberlerimizi. Tercihe göre salça da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Domatesinden beraber. Sosuna salça yapacağım ama içinde de kıvrılıyor biraz.
domatesini ve çok az kaşığın ucunda biraz salçamı ilave ettim. Baharatlarımı, tuzumu. Ve yarım çay bardağı sıcak suyum arkadaşlar. Tamam. Biraz daha pişirelim. Biraz daha sotelensin. Hemen patatesimizden birleştirelim. Benim çok güzel kızardı. Hazırlamış olduğum tavuk sotemi hemen ortasına yapıyorum arkadaşlar. Çoğun ortasına, biraz da kenarlarına. Benim patatesim biraz az oldu ortasına. Çünkü 3 kişiyiz. Ziyan olsun istemiyorum. Siz daha çok kişiyseniz daha çok borcamınızı doldurabilirsiniz patatesle. Güzel görünüyor. Burada bir yemek kaşığı domates salçam, sıcak suyum. Sıcak suyumuzdan hemen açalım biraz salçamızı. Bir bardak su kullandım. Hemen üzerine gezdirelim. Söylediğim gibi arkadaşlar, çoğaltmak ve azaltmak sizin elinizde. Ufak bir yuvarlak borcama yapıyorsanız yarım yemek kaşığı salça yeterli. Yarım su bardağı su. Patateste çoğaltmak, azaltmak hepsini aynı sayınız. Çoğaltıp azaltabilirsiniz aynı sayınıza göre. Hemen üzerine kaşarımızı da ilave ediyoruz. Kaşarlarımız fazla yanmasın. Hemen ıslatmış olduğum yağlı kağıdı üzerine yapıyorum arkadaşlar. Ve 15 dakika kaşarlarımız eriyinceye kadar fırında bekletelim. Zaten fırınımız sıcak. Patatesimiz pişmişti. Kenarlarından biraz bastıralım. Tamamdır. 15 dakika yeterli olacak. İşte fırından evet. Aldık. Arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Evet, çok güzel. Tam bir ana yemek arkadaşlar. Deneyecekler, şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Dille başmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Çamlıdakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.